Demirtaş ve Kavala'yı cezaevinde ziyaret eden CHP'li vekilden çağrı. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile sivil toplum örgütü kurucusu Osman Kavala ve Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Kozağaçlı'yı ziyareti sonrası çağrıda bulundu. Edirne ve Silivri cezaevlerinde siyasi tutukluları ziyaret eden CHP Milletvekili Utku Çakırözer, yeni kanuna değil mevcut anayasa ve kanunların özgürlükçü uygulamasına ihtiyaç var. Önce AİHM ve Anayasa Mahkemesi kararını uygulayın çağrısı yaptı. Açıklamaları dışında tek bir delil yok. AİHM kararına rağmen Selahattin Demirtaş'ın zindanda tutmasının ayrı bir hukuksuzluk olduğunu ifade eden Çakırözer, Selahattin Demirtaş Edirne cezaevinde 1671 gündür tutuklu. AİHM hakkında iki kere önemli karar verdi. Hem ilgili daire hem de mahkeme genel kurulu tutuklanmasında hak ihlali olduğunu ve derhal serbest bırakılmasını istedi. Ama ısrarla içeride tutuluyor. Davalarında siyasi ifadeleri, açıklamaları dışında tek bir delil yok. Onu AİHM kararına rağmen zindanda tutmak da ayrı bir hukuksuzluktur dedi. Çakırözer açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı. Osman Kavala 1313 gündür Silivri cezaevinde, bir beraat, iki tahliye ve AİHM kararına rağmen hala içeride. AİHM tutukluluğu hak ihlalidir diyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de bir an önce serbest bırakılması çağrısında bulunuyor. Ama siyasetin gölgesindeki yargı Kavala'ya zindanda kilit üstüne kilit vuruyor. Avukat Selçuk Kozağaçlı yaklaşık 5 yıldır tutuklu. Tahliye ediliyor, aynı gün yakalama kararı çıkıyor. Gidip teslim olmasına rağmen kaçma şüphesi var diye aylardır tutuklu. Tutukluluğunun tam 5. yılında yargıç önüne çıkacak. Bu uzun tutukluluğa da AİHM hak ihlali diyecek. Her AİHM kararı Türkiye'nin demokrasi karinesini zayıflatıyor. İktidarın TBMM'ye yeni bir yargı paketi sunma hazırlıklarına dikkat çeken Çakırözer şunları kaydetti. Her yeni paket için aynı şey söyleniyor. Artık kimse düşüncesi, ifadesi, yazısı nedeniyle tutuklanmayacak. Ama her seferinde cezaevleri ifadeleri nedeniyle yargılanan yüzlerce siyasi tutukluyla doluyor. Yargıda yeni pakete değil anayasa, yasalara tam uyma ihtiyaç var. Yeni anayasadan, yargı paketinden, insan hakları eylem planından bahsedenler öncelikle tarafı olduğumuz AİHM kararlarına tam uyum sağlamalıdır. Kavala, Demirtaş ve tüm düşünce suçluları bir an önce özgürlüklerine kavuşmalıdır. Onların zindanda tutulduğu her gün yeni bir hak ihlalidir. AİHM'in basın ve ifade özgürlüğünü güvence altına alan kararına uyun. Yasalara uymayan bir iktidar, AİHM ve AİHM kararlarına uymayan bir yargı varken hangi paket gelse hiçbir anlamı yok. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.